gibi soruyorum size, insan gibi cevap verin. Nerede bu adamın yeri? De git lan. Yiyorsa git Agah Bey'e sor. Bak, Agah Bey birine hesap soracaksa bana sorar. Tamam mı? Sen ver adresi. Ay yine ne oluyor acaba? Arabaları mı paylaşamıyorsunuz? Nedir yani? Hangi talihli minnoş beni kuaföre bırakmak ister? Abinin garsonu yeri nerede? O ne be? 80'ler filmi falan mı çekiyoruz tatlım? Garson yer falan. O zaman ben bir jifonu mu giyeyim? Abinin dairesi nerede? Ne yapacaksın abinin dairesini? Başına yıkacağım. Yalnız ben şiddete hiç gelemem. Tamam. Ben bulmasını bilirim. Dur. Tamam. Dur. Ben de gidiyorum. Kusura bakma abla. En temizi bu işte. Türkü bardan gönderdiler diye indirim de yaptık zaten. Ya idare edeceksin artık. Sorun değil. Hiç sorun değil. Bu anlattıkların doğruysa eğer babam çoktan başlarına yıkmıştır orayı. Boşa gidiyoruz. Sanki adresi verdin de gidiyoruz. Dur ama karar vermeye çalışıyorum. Aklıma bir şey takılıyor. Ablan Reşit değil mi senin? Kızım başlatma şimdi Reşitliğinden. Ne alaka? Sen mesela. Ha şimdi ağzıma da oturmayacak ama bir dakika. Gülmeden tek seferde söylemeye çalışacağım. Benim bir garson yerim olsa. Allah'ım ya sabır ya Rabbim. Sen bir gece benim yanımda kalsan yani. Ablan da gelip böyle evin başıma yıkmaya falan çalışır mı? Kızım, geç bu feminist ayaklarını. Tamam? Babana yap. Yerse. Feminist değil, humanist. İnsansever anlamında. Ben senin abini bir bulayım. Yanında ablamı da bulayım. O zaman sana göstereceğim ne çeşit insan sevdiğini, böyle uygulamalı. Alo. Alo, konuşsana. Civan. Neye şaşırıyorsam. Kardeşinin kocasını otel odalarına kapatan kız Playboy'un kapatması olmuş. Ben neye şaşırıyorsam. Başımıza taş yağacak sonunda. O uğursuzun yüzünden. Dürürlerin yüzüne bakacak surat kalmadı. Ha, bekle ki saysınlar. Ne sayması ya, ne sayması. Kız lastik top olmuş, iki kapı arasında sekip duruyor. Ama bitti. Bitti. Cenk Karaçay'ın kapısı da kapandı artık. Belli işte. Cenk Karaçay bir gecede aldı hevesine, sonra arkasından sepet havası. Bir kelime daha edersen, tek bir kelime daha. Karşında ananla konuştuğunu unutmayacaksın. Lafını bileceksin. Sen lafını bileceksin. Agah. Bahçede oturup kahve mi içsek ha? Konuşsak biraz. Senin o utanmaz oğlundan yana ağzım açacak halim yok Şeniz. Agah Bey. Kızım nerede? Senin o kızın yakamızdan düşecek. Yeğenimin de oğlumun da yakasından düşecek. Yetti be! Yeter! Yeterince açık sanırım Seher'in. Ama benim kızım nerede? Ah!
burası. Kaç yıldızlı bu otel? Eksi bir falan mı? Şey, içeride lobi var mıdır? Roof da olur. Doğru mu lan? Ha? Doğru mu? Siz ben yokmuşum gibi şey edin. Yani konuşun. Dün gece o herifin evinde mi kaldın? Hı? Alo, sana diyorum, sana. Biz sen memlekete vardın mı diye düşünürken, geberirken sen o herifle keyif mi çatıyordun rezidanslarda? İyi. Ceren'in bağırdığı kadar kimsesiz değilmişim en azından. Benim değil ama namusumun ne durumda olduğunu merak eden bir kardeşim varmış. Biliyorum. Senin sevme şeklin bu. Başka türlüsünü bilmiyorsun. Sen böyle seviyorsun. Bağıra çağıra, asa kese seviyorsun. Ama geldin. Bağırıp çağırmaya da olsa ablan aradı, sen de geldin. Kapıda bıraktığınız ablana sövmeye olsa da geldin. Sen ne yaptın da biz seni kapıda bıraktık? Ha? Ne yaptın kızım sen? Sen ne yaptığının farkında mısın ya? Hamile kardeşini, kocasını aldın, kaçtın lan. Bak, ne yaptın diyorsun. Neden yaptın demiyorsun. Desem anlatacaksın sanki ha? Sen kime ne anlattın? Hadi beni geç. Anama anlattın mı? Polise be, polise bir şey anlattın mı sen? Kimseye kötülük yapmadım desem. Kimseye kötülüğüm dokunmadı desem yeter mi? Kardeşim kalmana yeter mi? Kardeşliği karıştırma istersen. Kızım sen kendi kardeşine ne yaptın be? Senin yaptığın az buz bir şey mi? Biz senin yüzünden bir hafta kabir azabı çektik. Kuyumcu'nun oğlunun bisikletini hatırlıyor musun? Yoktu bizim bisikletimiz. Ne heves ederdin sen.